zaten geçtiğimiz günlerde Ferdi Kadıoğlu ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Ferdi sezon başında aslında gidebilirdi. Yüksek teklifler yine vardı ama Ferdi Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayıp gitmek istiyordu. Hı hı. Büyük ihtimalle sezon sonunda Ferdi Kadıoğlu'nun Avrupa'ya satışını göreceğiz. 25 milyon euronun üstünde bir bedelle Avrupa'ya transferi olası gözüküyor. Burada tabii Fenerbahçe şimdiden alternatif isimlere yönelmeye başladı. Özellikle yerli konusunda Levent Mercan ismini söyleyebilirim. Oyuncu Galatasaray'la da anılıyordu. Hatta Galatasaray transferi ufak pürüzlerden dolayı olmamıştı. Netice kazanmamıştı. Burada Fenerbahçe hızlı davrandı ve artık ben bu transferin sezon sonunda %80 oranında biteceğini düşünüyorum. Özellikle Arap basınında da bazı iddialar vardı. Bunu dile getirelim. Alexandro ismiyle Fenerbahçe ilgileniyor diye bazı haberler çıktı. Yani bu isimle Fenerbahçe ilgilenmiyor. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin gündeminde yok. Zaten 33 yaşına gelmiş bu oyuncu. Artık Ferdi'den sonra oraya en azından Ferdi'yi bir şekilde idare edebilecek Ferdi'nin gidişini hem taraftar olarak hem de futbol olarak sahada bir şekilde kapatabilecek, aratmayacak bir oyuncu orada gerekiyor. Fenerbahçe de bunun için çalışmaları sürdürüyor ki zaten Osterwolde gibi bir oyuncu var Fenerbahçe'de. O da hem stoperde şans verildiği zaman hem de sol bek mevkiinde gayet iyi performans sergiledi. Peki yine Ferdi kadar konuşacağımız yeni gelen ve geldiği gibi de rüzgar estiren bir oyuncu var ki Szymański. İnanılmaz iyi performans sergiliyor ve sadece oyun anlamında değil skora katkısı da gerçekten Fenerbahçe açısından çok değerli. Szymański'nin 39 maçta 12 golü ve 14 asisti var. Onunla ilgili de haberler gündeme geliyor. Özellikle Milan'la ilgili son günlerde fazla şey yazılıp çiziliyor. Avrupa'nın radarında olduğunu biliyoruz Szymański'nin. Sezon sonunda Szymański'yi farklı bir takımda görür müyüz? Giderse sence kaç milyon euro bonservis bedeliyle gider? Şimdi Milan ismini verdin. Manchester United, Tottenham gibi takımların da radarında olan bir oyuncu. Son haftalarda performansı düşse de sezonun genelinde senin de söylediğin gibi verilere bakarsak müthiş bir performans. Son yıllarda Fenerbahçe'de zaten bu rakamlara ulaşabilen bir orta saha oyuncusu yoktu. Türkiye Ligi'ni baz alırsak da aynı şekilde. İyi bir oyuncu, genç bir oyuncu. 23 yaşında. Gol yollarında çok etkili bir oyuncu. Zaten kendini daha önce Hollanda'da da kanıtlamıştı Feyenoord formasıyla. Türkiye'ye geldi. Türkiye'de de kanıtladı. Bundan sonra tabii ki de yolu Avrupa'dır. Zaten Fenerbahçe'yi tercih etme sebebi de Fenerbahçe'den Avrupa'ya giden futbolculardı. Szymański böyle bir tercih yapmıştı. Tercihinin ne kadar doğru olduğunu aslında görüyoruz gibi. Çok büyük takımlar bu. United, Milan gibi takımlar çok büyük takımlar. Bu takımların teklifi olacak gibi gözüküyor sezon sonunda. Bu rakam nereye yükselir bilmiyorum ama Fenerbahçe kapıyı 25 milyon eurodan açacaktır. Şimdi Arda'da mesela 20 milyon çok az geliyor. Şimdi piyasaya baktığımız zaman. Fenerbahçe de buna göre bence çıtayı biraz daha yükseltecektir. Ki Sasha Boy'un da 30 milyon euronun üstünde gittiğini varsayarsak burada Fenerbahçe 20'lere bırakmayacaktır. 25 üstü 30 milyon euro isteyecektir diye düşünüyorum. Biraz da istersen lige dönelim ve Fenerbahçe'nin önünde bir Kasımpaşa maçı var. Ardından Pendik Spor'la karşılaşacak. Fred'in döndüğünü söyleyebiliriz. Onun da bir sakatlığı vardı ve Fred bir türlü aslında tam anlamıyla uzun süre forma şansı bulamadı. Daha doğrusu şöyle sakatlıklarından dolayı tam anlamıyla Fred'e doyamadı taraftar. Şu an geri dönüyor. Tabii ki bu hem Fenerbahçe adına hem de taraftarlar adına sevindirici bir haber. Fred'in olduğu maçlarda Fenerbahçe'nin kaybetme oranı çok çok düşüyor. Neler söylersin sen Fenerbahçe'nin maçlarıyla ilgili? Şimdi Kasımpaşa ve Pendik Spor maçlarını ben Fenerbahçe'nin rahat geçeceğini düşünüyorum. Kolay bir fikstüre girdi. Bu iki haftada puan kaybetmeyecektir. Zaten geçtiğimiz haftalarda 2 puan kayıplarıyla artık puan kaybetme lüksünü kaybetti Fenerbahçe. Fred'e gelirsek burada da Futbol Plus ekranlarında söylemiştik aslında Fred'in Kasımpaşa maçında kadroda olacağını.
Tabii ki de ilk 11'de başlamayacak ama İsmail Kartal belki sonradan 80. dakikadan sonra süre verebilir. Fred Fenerbahçe için çok önemli bir oyuncu. Fenerbahçe'nin bütün oyununu değiştiren bir oyuncu. Fred varsa Dzeko da iyi oynuyor, Tadiç de iyi oynuyor. Fred yoksa onların da performansı düşüyor. Bunu da gördük. Fred aslında kariyerinde çok fazla sakatlık problemi yaşamayan bir oyuncuydu ama Fenerbahçe'de de böyle bir şanssızlık var. Çok iyi oyuncular gelir, gol atamaz. Gol kralları gelir, gol atamaz. Sakatlanmayan oyuncu gelir, sakatlanır. Fenerbahçe'de de böyle bir şanssızlık var. Ama ben Fred'in bundan sonra sakatlanacağını düşünmüyorum. Tabii ki de yani geleceği göremeyiz ama daha temkinli olacaktır ve performansını gösterecektir. Fenerbahçe taraftarı da Fred'i sahiplenecekti tekrardan. Çünkü şampiyonluk yolunda artık yol çok daraldı. Ve bu kısa zaman içerisinde de Fred'e çok ihtiyaç var Fenerbahçe açısından. Peki çok teşekkür ederim Sercan. Bir ara seninle Süper Kupa'ya da değiniriz. Ama şu an süremizin sonuna geldik. Aktardığım bilgiler için teşekkür ederim. Değerli futbol severler, Futbol Plus ekranlarında bugün sevgili Sercan Kenanoğlu ile birlikteydik ve Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeleri ve sezon sonu transfer haberlerini değerlendirdik. Futbol Plus ekranlarından ayrılmayın. Hoşça kalın.